Evet sevgili dostlar, şimdi de kaldığımız otelin, Büyük Truva Oteli'nin bahçesindeyiz. Yanımda sinema yazarı, değerli dostum Fırat Sayıcı var. Fırat'la biraz bu organizasyonu değerlendireceğiz. Sıkıcı bir video olacak ama bunlar da gerekli. Çünkü bu bir sinema kanalı. Yani sürekli size kendimi yakacak polemik konuları veremem. Burada şimdilik değerli ve gerekli bir etkinliğin içine geldik. Ben biraz böyle bugün sabah böyle bir panel izledik. Türkiye'deki özel efekt sektörünün nerelere geldiğini, yerli işleri bırakın, yabancı işlere dahi böyle hani sipariş aldığını ve Netflix'in en çok izlenen işlerinden bazılarının VFX sanatçılarının Türk olduğunu öğrendik. Bu bizi gururlandırdı. Şimdi daha bir hep film festivallerine gidiyoruz. Mesela evet. Film festivali teması da şudur. Gidersin, yarışan filmler vardır, filmleri izlersin, sonra bir ödül töreni yapılır, ödüller dağıtılır ve geri dönersin. Yani evet. Film izle, git, film izle, dön. Evet. Burada başka bir şey var. Sen biraz bahset. Burada biraz. Aslında ilk defa böyle bir organizasyona katılıyoruz. Aslında bunu bir film festivali demek de çok doğru değil. Değil zaten, yani film festivali de demiyor evet, kendisine. Troya film platform olarak geçiyor. İki günlük bir etkinlik. Burada bir yandan pitching laboratuvarında işte çeşitli yönetmenler kendi yeni projelerine ödenek bulabilmek adına ya da çeşitli ortak yatırımcılar bulabilmek adına buraya katılıyorlar. Ama bunun yanı sıra yine şu an Çanakkale'deyiz. Çanakkale'deki sinema severler ve öğrenciler için düzenlenen ve sinema sektöründeki insanlar için düzenlenen çeşitli etkinlikler var. Bunlardan şu an tabii ilkini biz sabah izledik. Netflix'e yayınlanan Ahit Musa'nın hikayesi belgeseli, dökü draması diyelim. Onun görsel efektlerini yapan bizim de çok sevdiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımız Serkan Semiz'in bir sunumunu dinledik. Yani bu işin içerisinde olmamıza rağmen tabii çok teknik bir şey görsel efekt. Ben mesela kendi adıma çok şey öğrendim bu sunumdan. Çok da güzel bir sunum hazırlamış Serkan. İşte büyük ekranda oradan en baştan sona kadar bu çalışmada neler yaptıklarını anlattı bizler için. Önemli bir şeydi. Senin dediğin gibi yani bu konuda görsel efekt konusunda dünya çapında işler çıkartan insanlar olduğunu da burada iyice öğrenmiş olduk. Yani her konuda mesela, böyle ama. Mesela benim cahilliğim yani ben. Yani. Şöyle biz hep buna şu gözle bakıyoruz. İşte Türkiye'de bazı özel efekt gerektiren diziler ya da filmler çekildiğinde de işte bunlar yurt dışına gidiyor. Oradaki özel efekt sanatçıları çalışma yapıyor falan filan. Yok aslında tam tersi olmuş. Bizim özel efektçilerimiz yurt dışından yabancı işlere de falan böyle şey yapmaya başlamışlar. Hizmet vermeye başlamışlar. Bu önemli. Bir sürü uygulama var. Yani özel efekt deyince o kadar böyle geniş bir alan ki o dijital matte painting denen bir olay var. Bu matte painting benim böyle hani sinemanın başlangıcından beri bütün Charlie Chaplin filmlerinde falan da kullanılan bir tekniktir. Westernlerde falan kullanılan bir tekniktir. Henry Ford çok kullanır falan. Şimdi bunu mesela dijital olarak yapıyorlar. Gerekli çünkü seni bir tapınağın içine sokuyor mesela. O tapınağı dijital olarak tasarlayıp boyutlu. Evet, asıl çekimi tam ortasına ya da başka bir yere yerleştirip ki dijital imkanlar daha böyle özgürlük sağlıyor bu konuda. Seni oradaki inandırıcı kıldığı dünyanın içine sokuyor. Evet. Güzel bir sürü şey öğrendik. Yani evet. Biz sektör insanı olarak bile bir sürü şey öğrendik. Hani dışarıdan birileri gelse de seyretse onlar daha da çok şey öğrenirler. Böyle hani film seyretme telaşına da bulaşmadan aslında bunları takip etmek evet. Önemli. Bir de bir şey daha vardı, sunum vardı ama onu kaçırdık. Tamam. Orada biraz ortalık karıştığı yani için galiba. Yani şöyle hani Özge Bağdatlıoğlu, Netflix Türkiye Diziler Direktörü de saat 12.15'te yer alacaktı ama o, sen bir video evet. Çekeceksin ona özel de evet. Bir dizideki bir krizle alakalı Ankara'ya gitmek zorunda kalmış. Evet. Onu maalesef çarşı izleyemedik. Çarşı karıştı arkadaşlar. Ben onu izlemek istiyordum açıkçası. Aynen. Bunun haricinde de çeşitli başlıklar var. Film animasyonda yenilikçi yaklaşımlar. Dijital rejisör yarın Ozan Sihay'ın sunumu yapacağı yapay zeka ile sinemanın geleceği merak onu da izleriz aynen. Troya'dan dünya sahnesine, TRT tabii bizi birleştiren hikayeler adı altında bir yine konuşma evet. Olacak. Bunların haricinde de bir yandan Netflix şöyle bir güzellik yapmış burada.
İki gün boyunca buradaki sinema öğrencilerine ya da ilgisi olan öğrencilere bir filmin yapım sürecini anlatan uzman kişileri getirmiş ve burada bir workshop düzenlemişler. Yani mesela bu tür workshoplar bazen sinema öğrencileri için okulda bütün müfredat boyunca öğreneceklerinden daha değerli bilgiler katabilir. Olabiliyor. Başka tabii. Bir pencere, bir kere sektörel bir pencere açıyor. Yani hani okulda bunun teorisi öğretiliyor daha ziyade. Sen akademisyensin tabii, biliyorsun tabii. İşte. Yani okulun imkanları tabii evet. Kısıtlı oluyor. Ama mesela burada çünkü bu çocuklar yani mezun olduktan sonra sektöre adım atacaklar. Platformlara, televizyonlara ya da sinema alanında işte işler başaracaklar. Evet. O yüzden mesela bunlar onlara yeni yeni pencereler açacak şeyler yani bu workshoplar. Aynen. Atölyeler diyeyim yani ben workshop kelimesini sevmiyorum. Bu atölyeler. Dolayısıyla kıymetli bir şey olmuş yani hani biz de buraya gelirken tam olarak neye gidiyoruz falan böyle sorusuyla geldik. Bu arada hani Fırat'ın popüler sineması, benim kurucusu olduğum Öteki Sinema, başka bir arkadaşımız işte Banu Bozdemir'in kurucusu olduğu, şu an yöneticisi Sine olduğu Sine Dergi. Hepimiz hemen böyle gönüllü olarak basın sponsorluğu yaptık ve destek verdik. Bu birinci kez yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda yeniden yapılmasını evet. Ve genişlemesini umut ederim ben. Tabii. Daha orada günlere yayılan. Şeyden de bahsedelim. Bu organizasyonu gerçekleştiren yani yönetmenliğini yapan Betül Günay. O da bizim sevdiğimiz sektörden bir arkadaşımız. O da uzun yıllardır bu sektörün içerisinde. Ki bugün de Altın Portakal'ın da pitching platformunu yöneteceğini öğrendik. Buna ben şöyle önem veriyorum. Hani artık özellikle festivallerde daha genç bir kuşağın gelmesi, daha yenilikçi fikirler ve yenilikçi hareketler yapmasını hep yıllardır söylüyoruz. Her şeyin değişmesi ediyoruz. Lazım ama bunun için de işte bu pitching falan platformlarını yöneten insanların da bir değişmesi yani lazım. Yani işte öncelikle. Daha yani farklı bir hareket gelmesi, daha farklı bir hava gelmesi gerekiyor. O anlamda da Betül'ün de bu işi iyi kotaracağını düşünüyorum burada gördüklerimiz karşısında. Umarım bu Troya'nın da devamı ilerleyen yıllarda gelir ve sektöre faydalı bir şeyler çıkar. Fırat'cığım teşekkür ederim. Yani çok da uzun bir video olmadı. Sen oradan daha yakından görüyorsun. Evet. Kaç dakikadayız? 8 dakika yani. Yeterli. Kanaldaki en kısa videolardan biri. Hani çok konuşacak bir şey yok aslında. Önden şimdi mesela şeyin pişmanlığını yaşadım. Önden bir video çekseydik de ne bileyim işte buradaki öğrencileri falan mı uyandırsaydık da böyle gelip İşte ama biz de bilmiyorduk tam olarak ne olduğunu buraya gelince ama yani işte burada bu Truva Film Platformu'nun düzenlediği film endüstrisi günleri özellikle sinema öğrencilerinin takip etmesi gereken bir şey. Tabii. Bu arada şunu da belirtelim. Mesela işte İstanbul, Antalya, Adana, Ankara gibi yerlerde önemli festivaller var, yapılıyor. Ama işte bu tarz yerlerde, mesela Çanakkale bunun için aslında çok elverişli bir yer. Bir film festivali yapılması için. Yıllar önce yine benim danışmanlığı yaptığım bir Çanakkale Kısa Film Festivali yapılmıştı. Evet. En son orada yine beraberdik. Aynı ekip. Daha geniş bir ekip. Hani Çanakkale o anlamda çok elverişli bir yer. Yani burada da yine Kültür Bakanlığı önderliğinde güzel film festivalleri yapılabilir diye düşünüyorum. Çanakkale'nin tek bir kusuru var. Buraya gelince acaba İstanbul'dan taşınıp Çanakkale'ye mi yerleşsek fikri gelmeye başlıyor. Yakın zamanda da belki bazı arkadaşlar hatta bazı arkadaşlar terk etti gitti işte. Ben Serdar'la bir video çektim. Serdar Akbıyık'la. Evet. Yakında başka arkadaşlar da gidebilir. Aynen öyle. Onlar artık gittikleri zaman arkalarından konuşuruz. Tamam. Evet. Bu kadar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kanalımdaydınız yine. Verdiğim sözü tutuyorum. Deli gibi video yüklüyorum. Canlı yayınlar da hani 1 Eylül'den itibaren canlı yayınlar haftada 3 gün falan dedim ama şimdi bu seyahat yüzünden o canlı yayınlar sekteye uğradı ama olsun bu videoları çekip koyuyorum en azından. Ben döndükten sonra çarşamba günü dönmüş olacağım. Yani önümüzdeki haftadan itibaren hatta cumadan itibaren canlı yayınlarda başlar diyorum. Bir video daha çekeceğim. O tek başıma çekeceğim bir video. Bu Netflix'teki şu an ortalığı karıştıran Famagusta adlı yapım. Yani fragmanını izledikten sonra ben de dehşete kapıldım açıkçası. Ama tabii yani yasaklamak, etmek falan filan onlar bambaşka hadiseler. Konuşacağız bunları. Kendinize iyi bakın. Sinemayla ve başka güzel şeylerle kalın. Hoşça kalın.